kendisinden de memnun olduğumuzu ifade ediyoruz ve bu... Teknoloji her ne kadar çağın gerekliliği olsa da bazen çocuklarımızın hayatını tehdit edebiliyor. Şimdilerde şiddet içerikli oyunların çocuklara ulaşması da oldukça kolaylaştı. Mavi Balina oyunu ile birçok çocuk ve genç hayatını kaybederken şimdilerde ise Momo tehlikelisi ortaya çıktı. Uzmanlar aileleri bu tehlikeli oyuna karşı uyarıyor. Mavi Balina oyunundan sonra şimdi ise yükselen tehlike Momo. Mavi Balina'dan sonra şimdilerde ise yükselen tehlike Momo. Momo çocukları telefondan mesaj üzerinden ulaşarak onlara tehdit içerikli mesajlarla zorla oyun oynatıyor. Siz çocuğunuzun bilgisayar başındaki zamanını kontrol ediyor musunuz? Evet, torunum ediyorum. Neler yapıyorsunuz mesela oyun oynadığı zaman? Oyun oynadığı zaman ona eşlik ediyorum. Açtığı bilgisayar oyunlarına bakıyorum. Son zamanlarda haberlerde çıktı o Memo. Onu oynamasına izin vermiyorum. Valla karşıyım açıkçası. Çocukların böyle izlemesine şey yapmalarına karşıyım. Ben de karşıyım. İzlettirmiyorum da vermiyorum elini telefon. Uzmanlar uzun saçları ve sıra dışı görüntüsüyle korku filmi karakterini andıran Momo oyunuyla ilgili ailelere uyarılarda bulundu. Çocuklar bütün kararları ebeveynler tarafından verildiği için ve anne ve babalarının kontrollerini üzerinde çok fazla hissettikleri için o kontrol boşluklarında kendileri doğru karar veremiyorlar ve güçlü merak duyguları da onları çok konuşulan, gizem uyandıran, belki biraz korkutucu şeylere doğru çekiyor. Oynamıyorlar, engelliyorum zaten. Peki bir Momo tehlikesi de artık Mavi Balina'dan sonra çıktı. Evet. Siz kontrol altına alıyor musunuz çocuğunuzu? Tabii ki alıyorum. Ne yapıyorsunuz? Yani daha çok izletmiyorum bile, haberlerini bile izletmiyorum. Zararlı zaten, biliyorlar da. Kendileri de biliyor zararlı olduklarını. Psikolog Dilara Kazancı, son zamanlarda etkisini sıkça arttıran şiddet eğilimli ve sonuçlarında ölüm olan oyunların çocukları nasıl ve neden etki altına aldığını anlattı. O oyunun etkileri yıllar sonra da ortaya çıkabiliyor. Yani 7 ile 12 yaş arası sürekli bu tarz oyunlar oynamış biri 12 yaşına kadar herhangi bir uyku, iştah, korku ya da şiddet davranışı sergilemezken 12 yaşından sonra birdenbire bir birikimle açığa çıkmaya başlayabiliyor bunlar. Yani şiddet içerikli bir oyunun etkisini biz bugün ya da ileriki tarihlerde görme imkanımız var. Saçma. Saçma. Hiç merak ettiğin oldu mu bu tür oyunları? Hayır. Ebeveynlerin çocuklara seçim yapmayı öğretmediklerini söyleyen Kazancı, kontrol boşluklarında tehlikeli seçimler yaptıklarını söyledi. Asıl yapılması gereken çocukların temel ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve o ihtiyaçların sağlıklı yollarla giderilmesi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir güvercinin